Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Sohbete başlayacağız. Âlim meselesine var eseydin İdris İslam. Efendim ben Batlı Hücre halifesiyim, halife adayım. Gelen Kadri Tarikatı, Aliyesi. Şeyh Adamut Efendi'den gelen tarikatı. İşte İmam Rabbani, işte Nakşibendi Rabbani, gelen Kadri Nakşibendi Rabbani diye bir Rabbani izleyebilirim. Şeriat, işte Tarikatı Aliyesi. İnşallah sohbete başlıyorum. Ağlı meselesine var, İslam'ın meselesine var, İslam'ın ailesine bu inledin İslam. Şeyh Hacı Muhyiddin Efendi'den gelen Kadri Tarikat ailesi. İslam'ın sohbeti bir sekiler kim efendim? Kıyamet dünyaya benzemez. Bu bir gerçekti. Kıyamet dünyaya benzemez. Öleceğiz. Bu kesin. Ama işte son nefeste imanı kurtarabilir miyiz? İmanı kurtarmalı mıyız? Bu önemli. Son nefese vardın mı? O zaman anlaşacağız ama iş işten geçtik. İnşallah video yapıyorum, dinleyeceksin, kameraya kayıt alıyorum. Şimdi efendim son nefes imanı kurtaracağız mı? O önemli. Bir de imansız söyledik, o zaman işte iş gıtlığa biniyor, hakikate biniyor işte. Son nefesi kurtaracağımız o önemli efendim. Efendi hanımefendi. Bunun için de İslami hayat illaki lazımdır. İtikad, istikamat efendim, efendi hanımefendi. Ehl-i sünneti ve cemaat olması lazımdır. İlla itikad, istikamat efendim ve cemaat olması lazımdır. İslami hayatta şarttır. Cennet-i Ala gibi bir rivayete göre ben bunu Kuran-ı Kerim'de gördüm yani. Kuran-ı Kerim'de bir sitede gördüm. Diyor ki Kuran-ı Kerim yazmaktadır bir ayet-i kerimede. Allah için sadece ihtiyaç verdiği kulla hidayet eder. Sadece hidayet verdiği kulla hidayet eder. Onlar cenneti ki. Yani bu iş böyle. Bir de ben size şunu diyebilirim efendim, efendi hanımefendiler. Bir insan şeytan saptırdıysa onu kimse hidayet vermez. Bir insan da Allah için hidayet verdiyse onu kimse saptırmaz. Bunu böyle biliriz. Bu tarihte böyledir. Bu tarihte böyledir. O peygamber nice eziyetle verdi. Böyle oldu. Bu iş böyle oldu. Onun için yani kader kazaya da inanmak lazımdır. Kıbrıs'taki Şeyh Nazım Kıbrıs'ı oldu. Şeyh Mehmet Rıbbani öyle diyor. Efendim, efendi hanım efendim. Kader diyor, kader kaza diyor efendim, efendi hanım efendim. Kader kaza diyor. Sen diyor, ne kadar çaba göz akıllı oluyorsun ol diyor, o gelir seni yine bulur diyor, yani aynısı olur diyor. Kader kazan yine gelir yine aynısı olur diyor. Ne kadar akıllı olursun ol diyor efendim, efendim. Yani bu değil mi? Akıl da iş yapma efendim. İslam'a hayat lazımdır. Beş vakit namazı kıldırsın, beş vakit namazı da itikad, istikamet, ensede ve cemaat olacak. Mesela o yıkan şahsı üç vakit kılıyor. O Vahabiler takke takmıyor. Ne kadar küfür de ediyorlar, ne kadar laflar söylüyorlar. Ümmet-i en şerli mezhebi, Şii mezhebidir. Ben bunları anlatırken korkuyorum efendim. Biraz korku da söylüyorum ama yani ağzımda da tutamıyorum. Son konu geldiğimi de söylüyorum efendim. Efendi hanım efendim inşallah. İlla ki itikad ehl-i sünneti ve cemaat olması lazımdır. Başka şart yoktur, başka sansımız yoktur. Kurtuluşa emek ise efendi hanımefendi. İlim kadın erkeğe farzdır. İlimi tabii ki de öğreneceksin. Ama zikir, ibadeti de edeceksin. Evli olmak istiyorsan zikiri de çekeceksin. Zikir seni evli eder. Namaz kılmak da zikirdir, Kuran-ı Kerim okumak da zikirdir. Zikir çekmek de zikir ama zikir tek kelimesi lafz-ı celil Allah Allah demek başkadır. O başka her ibadetin latayiflere başka faydası vardır. Efendim hanım efendim. Hakikat İslam'da inşallah. Davaya Ali İslamiye boş boşa gelmedi. Mesela bu İslamiyet önce haktin, ilk haktin Yahudilikti. Onu getirdi İslamiyet. Onu getirdi Allah'ın Musa'yı sevmişse Yahudiliği verdi, değişti.
İsa Aleyhisselam Hristiyanlığı ve Nasrani ve Sabrını ve deşti. İslam'a da Müslümanlığı verdi. İşte İmam Rabbani Hazretleri tazelendi. Mehdi Aleyhisselam bekleniyor. Mehdi Aleyhisselam bekleniyor çok gelecekti. Mehdi Aleyhisselam'ı tazeleniyor. Sadece Mehdi Aleyhisselam bir kıyamete yakın oydu. Dediğim gibi kıyamete yaklaşıp son nefeste geldin mi? Akıl baştan gidecek yani son nefeste. O zaman iş belli olacak ama kelime tevhid diyebilecek mi? Kelime şehadet diyebilecek mi? İman verecek mi? İşte ülkedeki melekleri sorup Rabbin kim, Nebi'in kim, kitabın ne, kıpların dinin ne dediğini cevaplayabilecek mi? Bunlar önemlidir. Şu bir gerçek ki dünya yalandır. Ebedi hayat ahirettir. Ebedi hayatı anlayıp da tabağı göstermek lazım efendime ve efendisi hanım efendisi. Ben size demiyorum ki zengin olmayın demiyorum. Ama bir de şu var yani. Tofası zengin cehenneme girecek. Tofası kadın cehenneme girecek. Fakirler de cennete girecek. Tofası zengin de fakir de cennete girecek. Zengin oradası zekatı vereceksiniz efendim. Bakın Kurban Bayramı geldi. Kurban en kötü kütlüğünü almaya gerek yok. En zengin paran varsa en büyüğünden al. En büyüğünden faydası olsun. En küçüğünden almaya gerek yok yani. Efendim, efendi hanım, efendiler. Yani bu iş böyle. İslam'a hayat baş başına gelmedi. Bu dünya 1400 sene önce Muhammed Aleyhisselam geldi. Muhammed Aleyhisselam da efendim, efendi hanım, efendi efendim. Hem aile babasıydı, hem peygamber idi, hem de devlet yönetiyordu. Hem de cihat ediyordu. Kafir onu kılıç yoluyla onu öldürme. Yahudisi Hristiyan'ı müşrikleri öldürme. Tabii ki Hristiyan'ı Yahudisi de bile öldürmeye çalışıyor Efendimiz Aleyhisselam. Siz İsa Aleyhisselam'ı bırakın. Muhammed Aleyhisselam'ı bile Yahudi ve Hristiyan'ı öldürmeye çalıştı. Yani böyle bunlar oldu tarihte. Muhammed Aleyhisselam'a canına feda, başım fedadı Muhammed Ali'ye ve selam'a. Elfa ve selam, Resulü Aleyküm. Yani ve selam inşallah.